Herkese merhaba. Ben Okan ve bu da Twitch Japon'un yeni bölümü. Bölüme geçmeden önce bu hafta bir sponsorumuz var. Surfshark VPN. Surfshark VPN'in açıklamadaki linkim ile %83 indirimli hatta 3 ay ve dava kullanabilirsiniz. Zaten sitede de gördüğünüz gibi diğer VPN servisleriyle karşılaştırmışlar kendilerini. Surfshark'ın Chrome eklentisi de var, telefon uygulaması da var, Windows programı da var. Her taraftan kullanabiliyorsunuz. VPN kullanmanın güzel yanlarından birisini göstereceğim şimdi size. Gördüğünüz gibi Netflix'teyim. Doctor Strange, Iron Man Civil War, Far From Home filmleri Türkiye'de izlenmiyor. Yok yani listede. Şimdi VPN ile konumumu Kanada'ya alıyorum ve gördüğünüz gibi birçok Marvel filmine erişebiliyorum. Bu aslında pek çok film ve dizi için geçerli. Türkiye bütün Netflix kataloğunun sadece %20'sini kullanabiliyormuş. Adblock özelliği sayesinde çerez isteyen bildirimleri artık görmezsiniz ve IP'nizi gizleyerek yabancı tehlikelerden uzak durabilirsiniz. Tek üyeliğiniz ile bütün cihazlardan Surfshark VPN'i kullanabilirsiniz. Surfshark VPN ile internette güvendesiniz. Surfshark VPN %83 indirimli ve 3 ay bedava linkini açıklamada olduğunu, Okan koduyla da bu indirimi ve bedava 3 ay kullanımı yapabileceğinizi tekrar hatırlatıyorum ve videoya geçiyorum. Bu arada beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın ve küçük büyük eğer haberiniz varsa Twitter'dan bana ulaştırabilirsiniz. Jahre'nin Şeyda Erdoğan'ın 10 dakikadır baygınlığı şimdi ayıldığım sebebi doğalgaz faturamın 1200 TL gelmesi tweetini alıntılayarak şöyle bir tweet paylaştı. Şeyda'cığım AKP'nin Z jenerasyondan oy devşirebilmek için çok para döktüğü gayri resmi hesap projesinde bulunduğun ve bu projeden muhtemelen para kazandığın için bugün utanıyor musun? Pişman olabilmek de büyük bir erdemdir dedi. Şöyle gayri resmi hesabım Büyük Challenge Türkiye'nin en geç milletvekiliyle Büyük Challenge videosunu fotoğrafına attı. Daha sonra şeyde Erdoğan da uzun bir tweet paylaştı bununla alakalı. Özet olarak bugün olsa yapar mıyım? Hayır. Videoda utanacağım veya siyasi olumlama içeren bir şey yapmış mıyım? Söylemiş miyim? Hayır. O dönemki ajansının baskılarıyla yaptığını söylüyor videoyu. Ben geçtiğimiz 3 yılda yaşadıklarımla kendimi büyütmeyi öğrendim. Herkese de tavsiyem budur diye bitirmiş. Daha sonra Jahreyn Burak Güngör aramış. Burak Güngör de Şevda Erdoğan'ın o zamanki sevgilisiymiş sanırım. Bu tweet atmadan önce Burak'la görüştüm. Bana paralı bir iş olduğunu, cüzi bir miktar olduğunu ve ajansın baskı kurduğunu söyledi. Ben de yine de bu tweeti atacağım. Şevda kendisini açıklasın dedim. Çünkü günün sonunda sen takipçisi olan güçlü ve ajansın zorla bir şey yaptıramayacağı reşit bir bireysin. AKP'nin işlevsiz milletvekili Rümeysa'nın şirin görünme çabalarına alet olmamayı seçebilir. Saygılar, sevgiler canım kardeşim. Şahreyn Underwood şeklinde bir tweet paylaştı. Mia Fitz, Nvidia... Nvidia'sa mı? Mia Fitz, NFT projeleri var mıdır ilginizi çeken? Ben şunlara bırakırsanız bir bakayım şeklinde bir tweet attı. Utenara da şöyle bir yanıt verdi. Yakında çok zor oldu ama sizler için whitelist aldığım postları gelir mi? Şeklinde bir göndermeli bir tweet. Mia de Ferit'in tweetlerinin önünde kalıyor olacağım eğer çekilişler nasip olursa. Pokimane artık Twitch ile kontrat altında değil. Artık başka bir yayın sitesiyle anlaşabilir. Bakalım nereyle anlaşacak. Bit skandalında ismi geçen İbrahim Nurzi sandıkçı olaylar hakkında bir açıklama yayınladı. Kısacası Bit skandalında çıktığında esporu vesaire bırakmıştı. Geri döndüğünü açıkladı. Futbolist takımının Valorant menajeri Diamond, Lurzi'nin bit olaylarıyla alakalı açıklamasından sonra attığı tweet. Hepiniz mağdursunuz anasını satayım. Herkes aynı hikaye. Herkes mail atmış. Herkes davaya yardım etmiş. Kimse para harcamamış. Çok üzgünlermiş. Abi sen onlar gibi değilsiniz. Bir ben suçluyum amına koyduğumun yerinde. Ben malım 10k dolar ile suçlu olmak yerine sıfırla suçluyum. Şeklinde bir tweet. Kendine mi üstlen Cyber Rules, Xerox ve Eray, GeForce Nvidia RTX sponsorlu Dying Light 2 oynamaya çalıştılar ama oynayamadılar. Onun yerine Valorant oynadılar. Hasan abi 200 bin dolara Porsche Taycan almış. Hasan abi de Türk asıllı yabancı bir yayıncı. Siyaset yayınları da yapıyor. Masterchef izleme yayınları da yapıyor. Bayağı da izleniyor bilmeyenler için. Merak edenler için Cahreyn ve Purple Bixi'nin canlı popülerlik sayılarını da şöyle SS almıştım göstereyim. 6700 Purple Bixi, 19800 de Cahreyn. Tabi bu popülerlik dediğim gibi ne kadar izlenme. Onda biri mi, 13'te biri mi öyle bir şey diyorlardı. Ona göre artık hesaplarsınız. Elren Stories'inde ifadeye çağrıldığını belirtti. Egar Seven ve Tuna 15 bin dolar ödüllü FIFA Twitch Rivals şampiyonu oldu. Kendine müsen yeni nesil rapçilerin gereksiz linç hakkında konuştu. Kısacası yeni nesil rapçileri biraz savundu ve herkesin bir anda sakopacı ve cezacı kesilmesinden yakındı. O zaman bu Sefo'yu kim dinliyor 80 milyon 100 milyon falan diye. Ve yorum olarak da yine bayağı uzun bir metin bırakmış. Her taraf uzun uzun yazmış bu adam. arası da Sefo kim <laughs> yazmış. Yaren de boş diye bir yorum atmış. Kendine müzisyen müzik ile konuştu tutuklarımın anlaşılmaması üzerine şeklinde bir tweet longer paylaştı. Uzun bayağı uzun yazdı. Özet olarak yayında müzikle alakalı, yeni nesil rapçilerle alakalı vesaire bir şeyler konuştu Kemal. Benim de beğenmediğim çok şey oluyor ama hedef olan bir kişiye kızmak en kolayı. Zemini sağlam yapmak lazım ki kat çıkabilirim. Şimdi bana küsenler olabilir, kızanlar olabilir, iyi akşamlar demiş. Yayında makarayla karışık konuştuklarını insanlar yanlış anlamış kısacası. Vıtıcın Coca-Cola reklam filminde rol aldı. Vıtıcın Coca Cola reklam filminde rol aldı. Bu postun yorumlarında da Utenara çok iyi bence kısa ve öz. Kendine mühsen taç atmış. Vıtıcın teşekkür ederim güzel yorumlarınız için arkadaşlar demiş. ya Yahreyn göz kırpara kırana parmağını uzattığı sahnede pipim sertleşti demiş. Swaggy Bark çok net güzel olmuş eline sağlık Ferodayı demiş. Semoşki replik kesilmiş sabah kalkar kalkmaz sigara kola gerçek demiş. Reklam filmini de şöyle izleyelim. Oyunlardaki en büyük mucize ne biliyor musun? Hani sanal dünya diyorlar ya o dünya aslında gerçek. Tamam, oyundaki karakterlerimiz değil belki ama candan kurduğumuz dostluklar gerçek. Maceralarımız değilse de, maceralarımızın heyecanı gerçek. İşte ben bu kadar gerçek hissediyorsam, o zaman gerçektir. Swaggy Bark'a büyük tepki. Swaggy Bark'ın Valorant'a girdiği ilk maçta bir kadın oyuncu tarafından cinsiyetçi küfürlere maruz kalması ve bunu mizahi bir dille Twitter'da paylaşması üzerine içlerinde kadın esporcuların da dahil olmak üzere birçok kişiden alay ettiği gerekçesiyle tepki gördü. Şöyle tepkileri bir göstereyim önce. İşte bu olmamış sen ne yap biliyor musun? Arabet müzik üzerine sigara içerken biz böyle delikanlıyız. Nasıl bir tayıkladığını anlatan yayıncı RPS'i yap. Troll desen değil ofansif mizah desen alakası yok. İzlerken kişi adına utandım. Sil kanka. Çok komik bir dağılmasın. İnsanları ben trolledim, kışkırttım ve karşı taraf sinirlenip küfür etmiş sanmış. Ama oyuna girdiğim ilk saniyede selam verip ilk oyunum olduğunu söylediğim anda küfürler gelmeye başladı şeklinde bir yorumla paylaşmış. Homofobiklik ve ağır küfürler gelmeye başlayınca da yayında olduğum için ortamı yumuşatmak için şakaya vurdum dedi. Burada komik bir tane yorum gördüm. Uzay Zuhal'in daha doğru tarafta olduğunu görmedim. Şey. <laughs> bir yorum var. Uzay Zuhal'i tanımam etmem. Bilmiyorum daha önce başka hangi taraflarda oldu ama komikti yani. Yorum komik. Swag Park'ın videosunda da bir bakalım. Tweetine de bir bakalım. Orada. Bu full buradan Saka, gidiyorum ki burayı öğreneyim. Ben ya. Aile gelsenize. Sakın bu gitme dinleme. Kandırıyor seni. Ne alaka? Oh, ne alaka? Ne abi sadece aya kurdum. Musta gelir misin? misin? Mustafa gelir misin? Abi niye küfür kullanıyorsun? Direkt Twitter'a yüklüyorum yarın bunu Spite yaptığın olaydan dolayı. Ne diyorsun ya? Twitter'a yüklüyorum abi küfür ettiğinden dolayı bunu. Ötüne sok Twitter'ı. Tamam abi ben yüklüyorum yarın. Bundan sonra gör. Allah Allah ne ya. Olsun? Niye küfür ediyorsun? Niye küfür ediyorsun abi? Benim dayım zelemit hastası ya. Ben iki gündür burada Valorant oynuyorum günde saat. Ya Kursa. dayını sikeyim sus ya. ya. Dayım sikim oğlum sikim öldü yüklü dayım yüklü zaten. Yüklü. Yaptığın ayıp ya. Salın abi. Hadi hadi hadi. Yazık kafana. Kardeş ben şaka yapıyorum sanıyorsun ama Ben Aa, ya Twitter'a atacağım. Tamam. Sal ya. Oğlum kötü bir şey sormuyorum. İlk 100.000'e girdin mi diye soruyorum. Harbi merak. Fazla merak ve yarak demişler. Mustafa bunları Kesin. siktir et gel bende boşver abi. Mustafa'ya aşık Mustafa. mı oldun? Amunak olumun geyi. Kardeşim geylik kötü bir şey değil yalnız o dediğin Bunun üzerine Sıfaki Bak şöyle bir tweet paylaştı Homofobikliği savunacak kadar benden nefret ediyorsunuz Karakteriniz ve kişiliğiniz prim için Her kaba oyacak şekilde akışkan Uzatmaya gerek yok şansınızı başka biri üzerine deneyin Burak oyunda Twitch kanalı 200 bin takipçiye ulaştı Nimpia'dan Elren'in ekibine tepki Nimpia yayın sırasında Elren'in ekibinden Cordisos ve Lazona'nın Aralarında girdiği iddiayı kaybettiği için yayınına çıkmasına tepki gösterdi Niye rezil olup utansın ki? Benim yayınım rezil olunacak bir şey mi? şey ayrı. Bir şey de yapmıyoruz ki. Saç yarışması yapıyorduk. Kimseyi aşağılamıyorduk." dedi. <laughs> tamam, buna bir açayım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa... Bayağı bu uzun bir videoymuş bunu dur bunu şey yapmayalım. Elrende bu posta yorum olarak şöyle bir şey yazdı. Bu kim lan? Kimsin lan sen vurgusu gibi değil. Yanlış anlaşılmasını istemem. Tanımam ama şaşırmasın. Çok fazla Twitch'te ve sosyal medyada zaman geçirmiyorum. Anlık olarak refleks sorgulama tarzımı Aşağılamak veya küçültmek için söylediğim bir şey değil. Bizimkilerin derdi yanlış anlaşılmasın kendisi tarafından. Rezil olma mevzusu senin yayına katılmanın değil. Kel alaka bir yayında, kel alaka bir konunun içerisinde Lazanya'nın Cordyceps tarafından azarlanması, küçük düşmesi. Nitekim neden sabot ediyorsunuz diye belirtmişim. Bizim herkese saygımız vardır. Kendi dünyamızda eğlenmemize bakıyoruz. Ama yine de farkında olmadan kalp kırdıysak affola. Drama için göt da namına koyayım. Benden ekmek çıkmaz demiş. Stream Charts'ın katkılarıyla en çok izlenen klip ve istatistikler bölümüne geçiyoruz. Stream Charts'a da buradan teşekkür ederim. En çok izlenen klip. Ben bir tane daha açayım şunu. 25 kaldı. 25 Bak dandik, dandik ya. Ay dandik ya. Oha! Tuttu, tuttu, tuttu. Vallah tuttu. İTALYA tuttu. E İter ya. C'è bisogno l'italiano. <laughs> <laughs> Molto chiaro, fantastico. Per la casa Dört oldu sayıyı. Allah 4 oldu. Dört. SÖYLE SÖYLE 4 oldu abi. Sayıcı 4 yapar mısın? 2 2. Bak 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 tane. Yarının 7'sini çıkar diyor. Penaltı atacağım şimdi abi. Kale direklerini şöyle gidip METRE Koy şöyle bir koyayım penaltıyı. 99 ben <laughs> Fatih Hoca, Fatih Hoca, Fatih nerede, Hoca. Nerede, orada, nerede, orada. orta, nerede? Orta, tuş, Fatih Hoca. Hoca'nın nefattı perra, zerre, kerra. Abi Jorginho be. Devam, devam abi, devam, devam. Helal harbi. Bu haftanın en çok izlenme saati Elren, bu haftanın en çok tepe izleyicisi Elren, bu haftanın en çok ortalama izleyicisi Elren, bu haftanın en çok yayın süresi I'm Hartman, bu haftanın en çok izlenme kazananı Emdiyelal, bu haftanın en çok takipçi kazananıysa, bu haftanın en çok takipçi kazananıysa bu ne oğlum? 300 bin elim ne lan? Bu buglı bu arada. Buglı oğlum 175 bin burada buglı. <laughs> bu buglıymış. Bu haftanın en çok izlenme kazananı Rus da buglı büyük ihtimalle. Eldirenmiş o da. Bu haftanın en çok takipçi kazananıysa tam Rus da buglı yine o da eldirenmiş. Bu ilk iki buglı. 300 bin takipçi diyor 300 bin takipçi yok Zaten kaç takipçisi var oğlum 340 bin zaten takipçisi bu ban mı yedi acaba Ban yiyip tekrar mı açıldı abi belki öyle bir şey olabilir bilmiyorum Ban yiyse haberimiz olur tamam Ekstralara yeni bir istatistik eklemek istiyorum Twitch partneri olmayıp Twitch'in ellerini sıralayacağım şimdi de Partner olmayıp en çok izlenme saati kazanan 1001 surat Partner olmayıp en çok tepe izleyicisi sahip Sertac Zayim oldu Partner olmayıp en çok ortalama izleyiciye sahip Eğim alt bu ne oğlum? Ne yaptınız oğlum işte ya? Bin surat. Partner olmayıp en çok yayın süresine sahip olan Kübra Reis. Partner olmayıp en çok izlenmeye sahip olan Eren Ye. Partner olmayıp en çok takipçi kazanan Hobbitemo. Bu haftalık da bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Eğer eğlendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Katıl butonuyla da bana destek olabilirsiniz. Oraya içinde özel şeyler yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Of. Oh.